saygı dolu bir programa ve hürriyetsiz bir programa başlıyoruz. Peki Gülben Ergen çok şık bir hareket yaptı. Çok. Ben bayıldım. Hatta yani, retweet yaptım onun yazdığını. Okudun mu? Okudum. İrfan'ı destekleyen ve sonuçta bir hürriyete röportaj yapan birisi. Tabii. Çok şık bir hareketti. Hemen arkasından Şevket Çoruh çıktı. Galiba önce Şevket Çoruh çıktı. Önce Şevket çıktı, evet. Ve kendini bayağı bir siper etti. Ve dedi ki hadi beni de kovun dedi. Ve ben arkasından, buna da karşıyım. Hadi beni de kovun. Ama o artık yani bir ironi tabii. Artık o kadar biraz büyük bir baskı var ki bir şekilde. Peki bir şey söyleyeceğim. Başka bu dizilerde yönünü belli edebilecek yürekli bir adam yok mu? Ben de evet diyorum. Ulan kendi ben de belli, hayır diyorum. Kendi, diye çıkabilecek bir tane sanatçı çıkmadı kendi mı? Kendi arkadaşları bir kere öyle yürekli çıkmadı ki sanatçıdan istiyorsun sen. Hemen her şeyi sanatçıdan isteme. Kendi takım arkadaşları bir tanesi çıkıp. Ahmet Hakan'ın tepkisini bekliyorum. Evet sus baktım. Tık yok. Daha görmedim yazı. Yani bu program muhtemelen yayınlandığında Ahmet bir açıklama yapmak zorunda kalır değil mi? Muhtemelen yapması lazım. Bunlardan başka hiçbir şey yok. Konuşacak bir şey yok mu ya? Var abi. Allah rahmet eylesin. Ayşe Ersay'ını kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ve Orayayım pazar günü çok güzel bir yazı yazdı. Hı. Ajda ile Ayşe Ersay'ınki aslında bir aşktı diye. Ya Rabbi sen... Mecazi anlamda. Mecazi anlamda. Ha, tamam. Yani süperstarların robotlaştığı bir devirde ona hayatını yaşatan bir insandı. Ne ilginçtir ki yani aşk, ben de sana aşık olabilirim. Yani abi olarak tabii. Belli bir yere koyarsın bir hayranlık. Ben de Celal Çapa'ya aşığımdır. Yani benim hayatımda çok önemlidir. Siz Sarış abinin suratını çekin, yorumları kaldırsın. Yok, devam et. Evet, Capsler başına. Evet. Ajda'nın değil onunla çalışanlar, yanından geçenler bile aşık oluyor. Dön bak, Ahmet Hakan da bunlardan biriydi. Ben çok iyi hatırlıyorum Ahmet Hakan demişken. Cahide de bir gece basın var falan. Sarıldı, aldı birlikte. Gecenin geç saatinde herhalde Ajda'yı evine bırakmıştır. Yani ben orasını bilemem. Sen hiç aşık oldun mu bu kadar çalışıp Ajda'ya? Ya be Rabbi sen be, ne biçim, ne film. Ay bir espri yapacağım da korkuyorum. Yok, ondan sonra. Yok lan, yap. Zeki Müren'e aşıkmışsınız öyle duydum. Ulan bana bak. Şimdi işin tadını kaçırdın ama sıçacağım vallahi şey, senin suratını daha. Senin arkadaşın. Bir şey diyeceğim. Şimdi Zeki Müren ama ulan, özel bir ulan, adam. O anlamda. Sen konuşuyorsun lan Zeki Müren'in yanına A diyebilir misiniz? Ben yakmaya konuşmayın ya. İşte. Şunu sormak istemiş tamam. Olabilir. İşte... Ajda'yı hiç Zeki Müren'in elinden almayı düşündün. Ya deli misiniz? Manyak mısınız? Yani acaba kafayı mı yediniz? Lan ama sen şey, bunlara gerçek... böyle burası serbesttir dedim. Bunlar aldı başını gidiyor. Bak bunun sorumlusu sensin Burak. Ama bu gerçek anlamda söylediğimiz bir şey değil ki ya. Gerçekten sevgi ve saygı olarak. Kardeş, Ayşe Ersay'ınki de gerçek. Ben orada aşk değilim değil ya. Ben kendimle ilgili olana bakıyorum ya. Şimdi bana ne Ayşe Ersay'ın da ölmüş gitmiş. Sen Ajda'ya aşık oldun mu işte? Ben niye Ajda Pekkan'a aşık olayım? Ben Ajda Pekkan'a aşık olabilmem için onunla aynı yaşta olmam lazım. Yani kadınla benim aramda... Niye en son Bülent aynı yaşta mıydı onunla? Bülent mi aşık olduğuna? Evet. Ajda'ya. Evet, Bülent'e aşık oldu. Ya bu gün geçtikçe herkes götünden bir şey uyduruyor ya. Ben anlamadım lan bu işi ya. Yani Bülent yani Ersoy anlamadım değil. Çavuşoğlu. Çavuşoğlu'ydu değil mi soyadı? Bülent Ersoy diyorsun. Bülent dedim. Her Bülent Ersoy mu be? Ya bırakın Allah aşkına ya. İyice şaşırdınız ya. Vallahi şaşırdınız ya. Vallahi Bülent Ersoy demiyorum. Bey kardeşim. Ben Ajda Pekkan'ı 1967 senesinde tanıdım. Carlton Oteli'nin üstündeki bungalov tipi olan o Motel 33 denen yerde. Ben 17 yaşındaydım. Ajda 27-28 yaşında genç, güzel. Beğenemez misin 17-18 yaşında ergen bir gençsin. Davana bak dikkat et. Ama hayır canım niye beğenmesin? 18 yaşında bir adam, bir 28 yaşında bir kadını niye beğenmesin? Beğenebilir yani. Ya beğenmek ayrı şey, aşık olmak bilmem ne zarf. Biz ama bunu şey mecazi olarak söylüyoruz. Ya neyin mecazisini söylüyorsunuz? Şimdi mecazi söylüyorsunuz, yarın öbür gün bunlar başka yerlere gidecek işler. Ne alakası var? Ama kesip yayınlamayacağız ki nasıl hep totalini yayınlanır. Ama tabii ben buna güvenmediğim için sen de haklısın. Saç tabiye yapma. Ben... O saat, bu saat Ajda'yı tanıdım. Şimdi her şeyi bir tarafa gerçek olayları konuşalım.
Ben Ajda Pekkan'ı iyi bir artist olarak her zaman takdir ettim. Evet. Sahnede de hayran olduğum o tarihlerde biriydi. Hala da gördüğüm yerde merhaba, merhaba, belli bir mesafemiz vardır. Hayatımda bir defa eşimle beraber evine yemeğe gittim. 2-3 defa da o Maksim'e geldi. Uzun zamandır var, belki 5-6, belki 10 sene var. Hiçbir yerde ne karşılaştım, ne görüştüm, ne ettim. Ama artist olarak nasıl biri, 10 numara biri hakikaten önemli. Yani süperstar falan diyorlar ya, tamam doğrudur. Ya insan 65 yaşında bile ders alıyorsa sahneye müthiş bir şey. Siz 65-70 yaşını gördünüz, ben onun 30 yaşlarında, 35 yaşlarında artık hayatının en güzel dönemlerini gördüm. Hakikaten de şık, pırıl pırıl, yani Avrupa'yı standartların üstünde bir artist. Bunun aksini kim en söylüyorsa ayrı. En büyük yaşındaki aşklardan biri de benim abim Ahmet Çapa'ydı. Yani Fikret Şenes hatta bunun kafasında gitar kırmıştı. Bir gün anlattım. Yani Ajda'nın bir Ahmet'in eve geç kaldıkları için. Çok büyük bir aşk yaşadılar. Öyle mi? Çok büyük bir aşk yaşadılar. Allah rahmet eylesin abime. Fikret Şenes'e de. Fikret Şenes'e de büyük bir rahmet okuyalım. Bu memlekette hakikaten çok güzel şarkılar vermiş. Sen ne diyorsun ya? İşte gerçek Ozan. Tabii Ajda'nın Ajda olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi. Bir tanesi ne o, güzel. Bir tanesi de Fahrettin Aslan. Tabii ki. Fahrettin Bey'i zaten hiçbir zaman es geçemeyiz de. Ajda Pekkan olmasındaki kırılma noktası rahmetli Zeki Müren. Öyle mi? Evet. Taksim Maksim'deki kadrosunda Zeki Müren'in en parlak devrinde, en popüler, en büyük işleri yaptığı devirde onu altına Adana'da bunun başına gelen o sahnedeki felaketten sonra alıp kendi kadrosuna koymasıdır. Çok özür diliyorum. Yeni okuduğum için Tevfik Yener'in anılarını okudum. Evet. Ajda Pekkan'la ilgili. Hiç böyle bir olay yok. Sadece bir gazeteci bir röportaj yapmak istiyor. Ajda da çok gergin. 7 tane şarkı biliyormuş. 8.'yi bilmiyormuş. Çok fazla alkış almış. Bizden sonra sahneye çıkınca şarkı bilmiyor. Birisi de kolundan tutuyor. O zaman göbek at diyor. Ajda da karıştırdınız efendim diyor. Adana'da olan Tevfik Yener'in anılarında. Bitiriyorum. Evet. Ondan sonra röportaj yapmak istiyorlar. Hı. Röportaj demek ki o zaman da varmış bu iş. Yapmayınca manşet Ajda'ya domates atıldı. Şimdi Tevfik Yener çok usta bir gazetecidir. Yılları bu işe vermiştir ve o yılları da yaşayan görgü şahittir. Bu doğrudur. Ben onun o sahnedeki o hadisesini bilmiyorum. Benim bildiğimi söylüyorum. Bunun en nihayetinde orada domates mi atıldı, yumurta mı atıldı, yuhlandı mı? Sahnede bir olay yaşadı bu. Ve o olayı yaşadıktan sonra bu gazetelere büyük manşet oldu. Ve daha doğmadan öldü. Hadise böyle bir durumdaydı. Zeki Bey'in Maksim gibi devasa bir kadroya, o kadronun içerisinde Nesin Sipahiler, devler var. Aynen. O devlerin içerisinde Ajda Pekkan'a en güzel şekli, en güzel ilan ve en güzel konumla oraya almasıdır kırılma noktası. Ben onu söylüyorum. Yoksa ben Adana'da hadise şöyle oldu böyle oldu diye zaten orada değilim. Tevfik Yener Bey'in de söylediği şey doğrudur. Çünkü Tevfik Yener orayı bir fiil yaşamıştır hadiseyi. Biliyorum. Kolundan biri tutuyor. Bir şarkı okuyor. Ama orada işte sahne, o zaman göbek atacak. Sahnede böyle bir hadise oluyor. Peki, genç kız. 7 şarkıdan tekrar eskiye diyor. Bir tane seni niye okumuyor? Artucuğum senin kadar profesyonel değil o zaman. Sonra işte ondan sonra orada siz aklınıza gelmediği için söylemediniz. Rahmetli Fecri Ebcioğlu'nun, evet. Sezen Cumhur Önal'ın, bunları Fikret Şenes, bu tabii işin sonra ilerleyen zamanlardaki nirengi noktası. Ama bunun esas temelindeki esas dayanak noktalarından bir tanesi Fecri Ebcioğlu. Doğru. Doğru. Sezen Cumhur Önal. İşte Frank Sinatra'nın Strange in the Night. Hepsini işte Türkçe'ye convert edip. Bunları convert edip. Aynen. Ve Ajda'nın da çok şık, çok güzel giyinen, o tarihte de çok şık ve güzel. İki tane güzel giyinen şık sahne artisti vardı o tarihlerde, o jenerasyonda. Biri Gönül Yazar, biri Ajda Pekkan. Evet. Hani bunları yani taşları otururken bunların ben unutmayın. Yine de tabii Gönül Yazar çok büyük bir star ama ben yine de tabii Sim abi'nin ona verdiği gücün Sim abi herkese verdi. Kim yani orada da size bir şey söyleyeyim. Bakın orada da bir şey söyleyeyim. Bunlara itiraz ettiğim için söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Ek olarak. Erol Simavi konusuna gelene kadar Gönül Yazar zaten. Çünkü öyle mi? Evet.
Kimle? Babamla evlenmiş. Tabii bedi. Bunlar da ne doğru, aile doğru. Maşallah yani. Doğru. Ama Gönül Yazar çok iddialı, çok önemli bir şarkıcı. Ve ben kulaklarımla, gözlerimle şahit olduğum bir konuyu söyleyeyim ki mesela o tarihlerde Taşlık'ta bunu hem Beyyan'ın tarafından şahit oldum hem Zeki Bey tarafından. Yeni bir şarkı geliyor repertuara. Hakkı Derman'a Beyyan'ım da aynı şeyi söyledi. Zeki Bey de söyledi. Önce gönül okusun. Allah Allah. Neden? Çünkü şarkının yazıldığı şekliyle en doğru okuyan Gönül Yazar. Doğru. Gerçekten evet. Yani ses dinlerde... olarak yani benim çok sevdiğim birisidir ama ses olarak beni tatmin eden. Şimdi sen şimdi gençliğini biliyor musun? Tabii bilmiyorum. Hani o kadar gençliğini şimdi. Bilmiyorum. Bir kere... Ama ne kadar ses intervali olabilir ki? Şimdi hani öyle bir yüksek interval sen yani. Yüksek intervallerde bir sahne. Ses yap. Aslan ona bakarsan Burcu'nu biliyorum. Emel Sayın'ın da yüksek intervallerde bir sesi yok. Bu kadar sesi onun da. Yani. Bu da bunun enteresanlığı bu sahne yani önemli bir sahne artisti. Evet. Onda hemfikirim. Yani çünkü zaten ufak tefek bir kadın yani. Olmasına rağmen yani sahneyi ve salonu kumanda ediyor kadın. Onu da o hareket tarzını da hep Beyyan'ımdan tamam, kapmış. Tamam orada seninle antartım zaten. Ben, bunlar benim yaşıma uymuyor. Sizler biliyorum biliyorum. Senin yaşına Safiye Hanım uyuyor çünkü. Yani doğru söylüyorsun. Gerçekten Tevfik Yener'in anılarında da Safiye Hanım da. Çalıştın mı Safiye Hanım'la? Safiye şeyle Ayla'yla. Evet. Yok çalışmadım yalnız bir gece. Son zamanlarına hiç denk gelmedi mi? Hayır yok ya ne Safiye Ayla'yla nasıl çalışacağım ben? Yalnız bir... Bugün zaten çok sakin geçiyor bir yani. Hayır. Yalnız bir gün kimin bir jübilesiydi? Safiye Ayla, rahmetli Müzeyyen Senar. Ha, işte, mutlaka bir orgi gelmişlerdi. O şeyin ne derler Makber'i söyleyen o neyse aklıma gelir. Müzeyyen Senar. Hayır bilmem inanmaz böyle. Hayır. 10 kişi. Tabii geç kalıyorlar. Sahnenin arkasına gittim. Merhaba efendim dedim hepsine. Merhaba dediler. Dedim ki ben Sacit Aslan. Fahri Bey'in dedim oğluyum. Evet dediler. Sizden sonra dedim bir program devam edecek. Onun için biraz geç kalıyoruz. Lütfeder misiniz dedim biraz. Yani biraz çabuklaştırabilir miyiz işi dedim. Hiç unutmuyorum. Safiye Hanım döndü dedi ki, İyi yaşa. Sen de mi dedi patron oldun? Yok estağfurullah ben biz kimiz dedim size patronluk yapacağız. Yani ben sadece sonra da gittim rahmetli Burhan Atakan dedim ki bu iş benim işim değil. Bunlarla sen dedim, bunlar senin jenerasyonun git bunlarla konuş. Arto'yla çalıştın mı hiç Sarıç'ta? Yok. Arto'yla çalışmadım da şeyle çalıştım. Fatih Yürek'le çalıştım. Ama ben Fatih'le de çalıştığımda, oraya Simokin'de değil. Gece kulübü. Yani bir de yani saat çok sakin geçiyor. Ya ne yapalım daha sakin geçiyor. Sakin geçiyor. Ben korktum şimdi. Ya neyi fırçaladım şey ya? Size biraz yani sakin geçiyor. Sakin geçiyor. Ana avrat dümdüz gittiniz daha nasıl sakin geçiyor ya? Arto gibi sahne adamlarının bunlar showman. Ben evet, şimdi kesinlikle. Tamam mı? Yani şimdi o en fikrim. Ama şovmenlerin bir güzelliği olur. Bu bak Türkiye'nin en başarılı şovmeni ama hem çirkin hem agresif. Düşündüğün zaman böyle. Ama hayır, ama diyen işte... maymuna bakın. Diyen maymuna bana diyen maymuna. Canım arkadaşım yani. Yıllarca aynı hayvanat bahçesinde yani, kaldık. Diyen maymuna bakın. Süreyya Yalçın'ın şeyinden gelmiş. Hayvanat ama bahçesi işte, var yolları. Onu işte. Ulan iyice vallahi. Cengiz Semercioğlu ile aynı yerden çıktılar bunlar. O İzmir'deki Dalyan Gazinosu'nda çalıştıkları dönemde bunların bir kavgası, münakaşası bir şey oldu. Oradan sonra o saat bu saat şimdi tabii ya böyle bir küçük bir yani öyle hafif geçiyorsun. Mesela geçen gün ünlü bir yıldızımız bir tokatlama hikayesi olduğunu anlatmış uçakta. Tokatladılar işte birbirlerini. Ha öyle yani bir kavga oldu değil mi? Tokatladılar. Tabii. Tabii bunu niye es geçiyoruz? Ben bunu bilmiyorum mesela. Yani oradan sonra şok açıklamalar. Ondan sonra şok. Unutmuyorlar bazı şeyleri. Ondan sonra her şey yıllar da geçse üstünden bu tabii çok şey yani, kırgınlık verecek. Bu tokatı şey. Kim kime attı? Bir anlat da bilelim ve nasıl oldu? Benim bildiğim kadarıyla Bülent Ersoy Ajda'ya tokat atıyor.
Çünkü biz İstanbul'dayız o zaman. Yani buradaki gazinonun başındayız. Ondan sonra babamla beraber oraya bir haftalığına gittik. Orada öğrendim. Dolayısıyla da Ajda işi bırakıyor. Ajda işi bıraktığı zaman kadroda çok büyük eksiklik olacak. Yani Bülent orayı tek başına altına kalkamaz işin. Onun gibi bir şey işte. Atladık oraya gittik. Orada o zaman Fahri Bey'in rahmetlinin en böyle performansının artık en yüksek olduğu devirler. Hiç bir dakikada zaten gerekeni yaptı. İşi düzeltti. Neyse tekrardan çalıştılar ama tabii biraz... Ajda'yı mı düzeltti, işi mi düzeltti? İşi iyi yani, işi düzeltti. Ajda orada haklı. Ajda haklı, Bülent'i düzeltti. Ondan... Bülent Hanım, Ajda Hanım, ikinizden de özür diliyorum. Anlatan Sağcı Tanrı, kahkahaya atan Arto. Neyi anlatan Sağcı Tanrı? Olayı anlatan yani, ben sadece... Ben adam gibi fazla detaya girmeden gülüyoruz söylüyorum. Ya, şurada biz bizeyiz ya. Ya ayrıca bu ikide bir de siz beni bu Bülent Ersoy'la falan korkutmaya çalışın. Ben Bülent Ersoy'dan falan korkmam. Kendine gel. Ama öyle demiyorlar. Lan. Yani, ne diyorlar lan? Ne diyorlar? İşte yani, ne diyorlar Bülent Ersoy'la? Ben ne diyor ki bir şeyler açıklarsam. Ne diyor. Açıklamazsa konuşalım. Hatırım kalır. Açıklamazsa şerefsizdir. Açıklamazsa ulan benim şimdi kafamın tasını attırmayın şimdi gider ayak buradan. Yarın programa gelirse Ajit abiye televizyona. Neyi ya? Yani, ne çok açıklayacak? Seviyorum. Benim beyler benim o taraklarda hiçbir zaman bezim olmadı. Bana bir şey söyleyen adam eğer iftira atmadan benimle ilgili söylediği şey çok doğruysa ve insanlar da bugüne kadar onu bilmiyorlarsa sizi şerefimle temin ederim, aynen kabul edeceğim. Senin açığın yok mu Sacit abi? Benim nasıl açığım yok mu? Ben niye gökten zembille mi indim? Mutlaka vardır. Muhakkak ki kusurlarım da var, kabahatlerim de olmuştur, hatalarım da vardır elbette. Eşini aldattı mı mesela? Evet. Yarın sevgililer günü. Belki bu sevgililer bu günü. Aldatma, yani bu yüzden benim karım beni bir sene boşadı. Kimle ben... aldattın? Şimdi kadın evli olduğu için. Ha pardon. Ha. Yani. Bilmiyorum. Bilmediğim için. Sanatçı mıydı? Yok. Değil. Şey. Sekreterdi. Uzun gemilerde komodor. Pasaparolalık yapıyor. Bak açıklayamıyorsun. Demek ki senin de abi, korkuları var. Adam abi. Hep kıskandı biliyor musun? Hep. Yaşadığı hayatı. Benim için bir ansiklopedi sadece. Hakikaten ansiklopedi. Müthiş. Ya bu yani program müthiş. Bahane aslında kim zaten bilir, biz dinliyoruz. Yani tabii bu, neleri kimse var. Kimse seyretmiyor zaten, rahat ol, rahat yani, anlatalım. Biz böyle muhabbet için, ediyoruz. Benim için özel yani. Şimdi bir şey söyleyeyim. Yani tabii elbette ki çok şeyler vardır da tabii. Yani bazı şeylerin artık yani. Susma, tabii doğru. Konuşulmaz doğru, onlar. Doğru. Yani o zaman niye konuşulmaz biliyor musun? Ben kendime olan saygımdan konuşmam. Yani niye, bir doğru, adam, doğru, bir erkek onları konuşmaması gerektiği... Bir de karşı taraf evliyse ya da bilmem ne... Bekar da olsa yap konuşmam. Yani, şimdi doğru. Bir şey söyleyeceğim sana. Yani bir zaaf anında bir kadından hasbelkader bir şey yaşamışsın. Ve bu kadın o anda o da bir zaafa düşmüş ve bu yaşanmış. Bu yaşanmışlıktan o kadın da sonradan pişman, sen de pişmansın. Bunu telaffuz etmeye gerek yok. Evet. Bu artık o insanlarla beraber mezara gider. Yani ne hediye aldın 14 Şubat'ta Yasemin ablaya? En büyük hediye neydi sevgililer gününde bir sevgilini aldığın? Ya da herhangi yani bir günde. Karına değil de. Mesela sevgilime? Evet. Tekrar. Tekrar. Aldım. Evet. Yani muşta gibiydi, merak etme. Ben merak etmiyorum. Beni nihayetinde de trende, yani. Posta trende eşkıyalar soymadı yani. Aldık. Şu Bülent Ersoy'la Ajda. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bugüne kadar benim hayatıma giren karılara verdiklerimin %50'sini bana verirlerse ben zaten buradan ertesi gün arkama bakmadan uçar giderim. Aa ne güzel bak ne mesela güzel. Demet Akalın bana hediye anladın aldı. Mı? Hediyeyi geri istiyor mesela alabilirsin sen de. Yani verirler mi? Sabahleyin beni aradı. Ulan Allah bunlara can vermiş 8 taksitle geri alamıyor lan bunlara adam bunlar adama bir şey verirler mi? Sabahleyin beni aradı dün sabah diyor ki çabuk gönderdiğim sana hediyeyi geri gönder yani, dedi. Yani sen bir ayağına basmışsındır ama. Bu ne demek ya? Ayağına bassam ne fark eder? Sen bana onu sus payı olarak mı verdin? Ne o tabii demek? Ne zaman o oldu ne bu iş? Bu hediyeyi ne zaman istedi? Bu en son bizim programa geldiğinde biz orada sıçtı. O da şimdi hediyeyi geri istiyor. Şimdi hediyeye bakar mısın? Konsinye verilmiş bir hediye. Evet ya sus. Allah'tan da kullanmadım. Ya bundan adama saat getirip hediye ediyorlar. Ay saati kendi kasalarına koyuyorlar. Sen saati her saat başı onlara soruyorsun. Böyle hediye mi olur tabii lan? Tabii ya böyle bir... Ne?
ben böyle bir şey görmedim. Kızmıştır öyle. Yoksa o ne demek be? Sabah arayıp yemin ediyorum bu hediyenin demek. Bu hediyenin geri istenmesinin sebebi müsebbibi bizim programdır. Orada sıçtı çünkü. O zaman sponsor olacaksınız siz şimdi. Eğer oğla ikiniz. Nereye sponsor olacaksınız? Bana. Bu hediyeyi siz alacaksınız. Yok ya, ne münasebet. Arto'ya. Geri vermesin. Arto şey acaba hediyeyi geri verecek mi? Verir. Ne verir mi? Arto verir. Vermeyecek miyim daha ne? Ya bu sahne var ya, bu sahne. Bu sahneye çıkıp ben tenezzül edemem abi. Derin bir nefes alanın erkeğinden karısından hayır gelmez. Allah can vermiş, 8 taksitte alamıyor geriye. Oo, bu senden. Çok, yani genel. Ben geri veririm. Ben ilgilenmiyor. Hatta arayacağım. Şeyini göndereceğim. Domizinden bir tanesi gelsin aşağıdan. Ne aldı ki bu senden geri istiyor? Bir tane Louis Vuitton çanta. 5-6 bin liralık bir çanta. Bu bizim programdan sonra olmadı mı bu? Yani sonra aradı beni ama hangi... Ben Hülya için bir tweet attım. Daha doğrusu Instagram yaptım. Ondan Hülya olabilir. Hülya'nın adının karıştığı iş ortalığı karıştırıyor kardeşim. Yani dedim ki şunu dedim. Ne dedin? Ben Hülya'nın şarkı söylemeyeceğini duymuştum. Evet. Meğer Hülya Avşar patlayacağı şarkı değil, şarkı söylemekten zevk alacağı profesyonel bir sanatçı arkadaşını bekliyormuş dedim. Rafet'le şimdi düet yapacak ya. Halbuki Demet ona şarkı aldı. Yani Rafet'le başarılı mı olacak? Hayır, başka bir şey. Şimdi koca Hülya Avşar'ı da seni patlatacağım diye. Tamam, orada bir laf etmiş. Böbürlenmenin bir gereği yani... yok. Ama ben tabii bunu illa Demet'i üzmek için ya da bir şey için değil. Sonuçta ben Hülya Avşar'ı da seviyorum. Hülya Avşar'ı da sevemeyecek miyim kardeşim? Yeri gelecek an değil. Bu sizin piyasanızda böyle boktan bir durum var. Birini sevdiğiniz... Sizin yazar... Ben yazar mazar değilim, boktan kovulmuş bir adamım. Zaten yazar olmadığın için seni kovdular Hülya. Bir şey söyleyeyim mi? Yazar dediğin... Vallahi billahi eskiden... Çanakkale'li Melahat'ın oradaki karılar billahi namussuzum bizden hepimizden daha dürüsttü. Bütün bu filmlerde ciddi bir şey soracağım. Hemen konuyu değiştiriyorum. Çok ahlaksız çünkü. Tabii sen daha rabıtalı olduğun için. Evet. O ahlaksız kaldı. Filmlerde eskiden hep senet verilirmiş. Evet. Ve bu senetleri de Matit Manukyan'ın oğlu kırarmış. Doğru mu? Bilmiyorum. Olabilir. Yani. Hayır, Tevfik Yener'in anılarını okuyorum da. Tevfik Yener de girmediği yer yok maşallah. Tevfik Yener ne söylüyorsa doğrudur. Yeni gazeteci değil mi? Tabii. Hem yani görmüş, geçirmiş, evet, yaşamış bir adamdır. Evet. Hem de kendi mesleğinde iddialı bir adamdır. Söylüyorsa Matit Manukyan'ın iki tane oğlu filmlerden var. Filmlerden para kazanmıyormuş. Evet. Senetleri %65'ini tefeciye veriyormuş. O, bunu da kıran Matit Manukyan'ın oğluymuş. Ya onun oğlu benim bildiğim kadar avukattı ya. Bu tefeciden başlamış. Bilmiyorum. Sorayım gideyim abi. Ne bileyim, anlamadım, bilmem. Yani. Ama doğrudur. Tevfik Bey söylüyorsa doğrudur. Dedi ve bitirdik.